Üzerinde tütüsü ve küplü ceketiyle bir dansçı yavaş yavaş sirkin sahnesine doğru ilerliyor. Atı gideceği yolları ezbere biliyor ve ona eşlik ediyor, önünden gidiyor. Birkaç ustaca fırça darbesiyle Anne de Toulouse Lautrec sirkin her iki yanını da yansıtmayı başarmış. Hem parlak ışıklar ve bekleyen seyirciyi hem de gösteri yapanların sahne arkası yorgunluklarını. Bu çizim Getty Müzesi koleksiyonunda. Lautrec bu çizimi 1899'da bir hastane odasında yaptı. Orada bulunmasının sebebi ise alkolizm ve demanstı. Hastanedeyken 50'den fazla sirk çizimi yaptı. Hepsini de hafızasından yaptı. Akrobatlar, biniciler, hayvanlar onun için çok tanıdık konulardı. Bu seriyi doktorlara iyi olduğunu kanıtlamak için yaptı ve işe de yaradı. Sadece 3 ay sonra klinikten çıktı ve bir arkadaşına özgürlüğünü çizimleri sayesinde kazandığını söyledi. Lautrec kısa bir adamdı ve bütün hayatını bastonla yürüyerek geçirdi. İzleyicilerden çok onun için sirkteki sanatçılar tekniğin, kas ve sinirin mükemmel örneğiydiler. Lautrec için sirk, ideal bir seyir yeri, komedinin, eğlencenin kutlaması, şaşalı bir gösteriydi. O da bu dünyanın içinde zevkten dört köşe oluyordu. Sıkça ziyaret eder ve bolca çizim yapardı. 1800'lerin sonunda sirkler, kabareler ve dans merkezleri orta sınıf seyirciler için gitgide popüler bir hale gelmeye başlamıştı. Böylece insanlar sosyal hayata farklı bir şekilde katılabiliyorlardı. Daha önce olmadığı gibi görüyor ve görülüyorlardı. Bu dönemlerde sanatçılar eğlenen sıradan insanları resmetmeye başladılar. Auguste Renoir parkta gezen bir çifti resmetti. Edgar Degas genel evlerde ve kafelerdeki insanları çizdi. Sanatçıları, hizmetçileri, hayat kadınlarını, kabare ve sirk gösterilerindeki insanları model olarak ele aldılar. Karakterleri hareketlerinin, konuşmalarının, jestlerinin ortasında resmettiler. Gündelik işler, eğlenceler görsellerin merkezi oldu. Lautrec bu çizimi dürüstçe yaparak modern hayatın bir parçasını resminde yakaladı.